1964'te Limassol, Kuzey Kıbrıs'ta doğdu. Rus Nadi Roman Ödülünü kazanan, prestijli birçok ulusal ve uluslararası festival. Ben Deniz Özüler'le geçen seneden beri iletişim halindeydim. Bu yoğun temposuna rağmen... Ama şunun farkındayım, benden önce gelen ve bir şeyler söyleyen insanlar bunlar. Ben daha farklı biçimde o yerimi ortaya koymaya gayret ediyorum. Dolayısıyla o galerinin içindeyim ama o galerinin içerisinde olmak dolayısıyla meselelerimiz değildikçe bize anlamlı gelen ya da anlamsız gelen filmler başka bağlamlara oturmaya başlar. Dolayısıyla inşa etme süreci hep süren, hep devam eden bir şeydir. Sinemada böyle bir yapıya sahip olduğu için bizim için değerlidir. Ruh terimizi, aklımızı ve beynimizi titretmeye devam eder ve ileride de titretmeye devam edecek. Başka özellikleri de var sinemanın. Artık cep telefonuyla, bilgisayarlardan, iPad'lerden onu izlemek mümkün. Filmleri download edip, korsanıyla, legaliyle, oralardan izlemek mümkün ama sinemanın insanlık tarihi boyunca yaptığı bir şey var ve bunu yapmaya da devam edecek. Ortaklaşa olarak bir yere oturup, başka insanlarla kalabalık içerisinde bir ekrana bakıp, bu ortaklaşa olarak bir şeyleri izlemenin ve ortaklaşa olarak bir şeyler, bir ruh oluşturmanın mekanlarından biridir sinema. Ve bu özelliği insanlık hep var oldukça devam edeceği benziyor. Ancak şu demektir, böyle filmlerin sayısı ve niteliği zaman içerisinde insanlığın gelişim çizgisi devam ettikçe evrilecek, daha farklı yerlere doğru gidecek. Hak ve gölgeler ve suretler üçlemesinde, o üçlemede kullandığı mesela geleneksel tipleri sanatları, onlara yapılan göndermeler var. Bunlardan işin içinde aktör hem de şunu yakalıyoruz, o gerçekten çok büyük bir zeka fırıntısı. Bu sanatların işte ihcam, hat, gölge oyunu, ebru, filler ve çimenleri ebru, minyatür kesinlikle eflatun değil mi? Şimdi bütün bunlar sadece sanat biçimiyle değil, aynı zamanda o sanatın felsefe ve estetiğinin de anlatı içerisine yedirilip onun bir karşılığının olması açısından da çok değerli bir şey kurgu ve dolayısıyla karakterlerde, mekanlarda akademisyen olarak gözlemlediğimiz açıdan söylüyorum. Hocam belki tespitleri bazen öyle diyecek diyebilir ondan sonra. Mekanların kullanımı baktığımız zaman özellikle ben kendi adıma çamurdan sonra evet gördüğüm işlerde bunda Dervislah'ın imzası var. Üslup bu şekilde gelişmiş diyebiliyoruz ki. Halk ve gönderimden sonra Osmanlı mimarisi üzerine bir iş yapmak için her zaman vardı. Emre Aralat'ın yaptığı Tırnakçılık ilçesini daha modern denebilecek camiye gelince bunun bana mimariyle ilgili, Osmanlı mimarisiyle ilgili bir şeyler söyleyebilmek için fırsat verebileceğini düşündüm ve o filmi yaptım. Telefon ediyor Robert De Niro'ya, Al Pacino'ya, çocukları topla geliyoruz diyor. Onlar da gidiyorlar, izle neyse 6 ayda filmlerini çekiyorlar. Netflix'te yayınlanıyor, geceliğinde siz ne diyorsunuz, Netflix'siz diyorsunuz. Ama genç, kariyerinin başında olduğu gibi festival olsun, büyük ekran olsun, işte şöyle olsun, böyle olsun diye hahar eden bir adam için ne zaman? Bu tip temaslar her zaman iyidir. Çünkü sizin ne yaptığınıza ilişkin olarak insanlarla biz bile yüze yüze ilişki kurmanın imkanını sağlıyor. Dolayısıyla buradan çok mutlu olduğumu, çok derin sorularla, taze sorularla ayrıldığımı söylemem gerekiyor. Sabahleyin de buradaki Sosyal Bilimler Lisesi'yle bir söyleşimiz oldu. Orada da çocukların, genç insanların enerji dolu sorularıyla karşılaştık. Dolayısıyla mutluyum.